Altıncı ayda ise biyolojik lisans başvurusu yapılıyor ve arkasından lisans alınabiliyor. Mesela BioNTech aşısı böyle oldu. BioNTech aşısına baktığımızda klinik çalışmaları 2020'de başlıyor. Ve faz 3'ü bitimi de 2023 Ocak gibi belirleniyor. Ama acil kullanım onayı ve lisans başvurusunun Mayıs'ta ve 2021'in de Ağustos'unda onay aldığını görüyoruz. Bu süre son derece hızlanıyor. Koronaya gelene kadar sürece baktığımızda aşılar 10-20 hatta 30 yılda geliştirilen aşılar var. En hızlı gelişmiş aşı BioNTech'e kadar, şimdiye kadar bohmaca aşısı olarak biliniyor. Bazı aşılarda, örneğin grip aşısı da öyle, faz 3 yapma imkanı yok zaten. Faz 3 yapma imkanı olmuyor ama onda da bir kriter, bir antikor kriteri belirleniyor. Bir kohortta çalışılıyor. Eğer o antikor kriteri de ulaşılıyorsa o aşı lisans almış oluyor ve kullanıma giriyor. Şimdi bu basamakların şöyle bir önemi var bence bilinmesinin. Çünkü aşı üretimi dediğimizde hangisini kastettiğimizi de bilmek lazım. Genelde çünkü şöyle bir uygulama var. Şimdi keşif aşaması, klinik aşamalar bunlar genelde üniversitelerde kamu kaynaklarıyla yapılıyor. Üretim aşamasına geldiğinde bu sefer tekrar bir şirket tarafından üretime geçiyor. Bazen de bu şirketler tabii ki rahat pazar elde etmek için de örneğin bir pazara girmek istiyor, bir ülke pazarına girmek istiyor. Bir başka şirketle oradaki anlaşıyor. Ama ona verdiği ürün bulk ürün. Yani bir kazan aşıyı veriyor. Orada sadece ambalaj ve dolum tesisleri kuruluyor. O zaman da sanki o ülkede o aşı üretilmiş gibi bir imaj yaratılabiliyor. O açıdan bu basamakların her birinin nerede yapıldığı, özelde mi, kamuda mı, kimin tarafından gerçekleştirildiğini bilmek önemli diye düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği başından beri her zaman bu bütün basamakların kamu eliyle ve kamu tarafından oluşturulmasını savundu zaten ve hep bunu savunmakta. Ben şimdi ikinci olarak dönemlere göre Cumhuriyet dönemi nasıl aşı üretildi, neler üretildi onları ele almak istiyorum ama dönemlemeyi yaparken hani şu meyveli pasta gibi değil de genelde şu kokteyl gibi oldu. Bir ekonomik dönemleme tercih ettim, onu kullandım ama yanında bir de aşı evrelendirmesi yapmaya çalıştım. Şöyle bakarsak bu topraklarda hakikaten aşı üretimi çok eskilere dayanıyor. Ta 1800'lerde İstanbul'da Telkihane-i Şahane var, Bakteriyoloji Hane-i Şahane, Vaytariye. Burada çeşitli serumlar, çeşitli aşılar üretilmekte. İstanbul işgal altına alınma tehlikesi yaşadığında örneğin Telkihane buradan önce Eskişehir'e taşınıyor. Eskişehir'de aynı tehlikeyi yaşayınca Kırşehir'e taşınıyor ve Anadolu'da aşı üretimi devam ediyor. Bakteriyoloji Hane-i Şahane İstanbul'da fakat o da şöyle bir şey yapıyor. Düzenli olarak aşı üretimine devam ediyor. Ve bu aşılar Hilal Ahmer eliyle Anadolu'ya o yıllarda sevk ediliyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu kurumların devam ettiği görülüyor. 1927 yılında örneğin verem aşısı üretimi başlıyor. Bu yıllar aşı evrelerine baktığımızda heroik evreye denk düşüyor. Heroik evreden kasıt tehlikelerinin bilinmesine rağmen cesaretli girişimlerin yapıldığı evre olarak nitelendirmek mümkün. 1789'da Jenner'la başlıyor. 1940'lara kadar sürüyor. Fakat 1930-1940 aşı teknolojisinin biraz daha geliştiği ve risklerin daha azaldığı bir dönem. Bu dönemde önemli olan aşı üretiminin teknolojisi daha göreceli, basit bir teknoloji kullanılıyor ve kolay taklit edilebilir nitelikte. Ve tüm dünyada aşı üretimi enstitüler aracılığıyla, örneğin Pasteur Enstitüsü bunlardan biri, enstitüler aracılığıyla yapılmakta. Cumhuriyet'te de bu şekilde sürmekte. 1928, 23-29 liberal politikaların uygulandığı dönem ama bir yandan da devrimlerin olduğu bir dönem. 1928'in önemli olayları, önemli devrimleri var. Örneğin benim hani etkileyenler şöyle diyeyim, burada sayabileceklerim. Tekkelerin kapatılması bu yıl.
Örneğin Cumhurbaşkanı, milletvekilleri artık yemin ederlerken bu yıl vallahi yerine namusum üzerine demeye başlıyorlar. Devletin dini İslam'dır bu yıl anayasa metninden çıkartılıyor. Aynen bu yıl Cavit'in de biraz önce bahsettiği gibi sağlık hizmetlerinde de aslında büyük bir devrim oluyor. Halk sağlığının korunmanın ve bu konudaki bilimsel çalışmaların yakından takip edilmesinin önemi vurgulanıyor. Ve bunları yapacak ileri teknik donanıma da sahip bir uzmanlardan kurulu bir kurumun kurulması gerekliliği ortaya çıkıyor. Hakikaten 1928'de Merkez Hıfzı Sağ Müessesesi kuruluyor. O yıllarda hem bu kanun içinde hem enstitü hem de mektebin hakikaten kurulmasına yönelik çalışma var ama mektebin açılması 1936'ları buluyor. 1930'da bu Hıfzı Sağ Müessesesini destekleyecek de çok önemli bir yasa çıkıyor. 1930 Ümmi Hıfzı Sağ Yasası ve bu yasayla hem aşı üretimi hem de aşı ve ilaç dıştan alımları yasalarla denetime bağlanmış oluyor. Bu yıllar teknolojinin yakinen izlendiği yıllar bir taraftan. Aşı üretimi hızlı bir şekilde devam ediyor ve izlenen teknoloji bir yandan da uygulanıyor. 1930-1940'lı yıllar böyle geçiyor. Fakat aşı evrelerine baktığımızda 1940'da aşı farklı bir evreye giriyor. İkinci paylaşım savaşının sona ermesiyle beraber emperyalizmin de ulusallaşmaya dönmesi, vatandaşlarını korumak ve ulusal yeterlilik artık ulusların birinci önceliği olmaya başlıyor ve aşı bu yıllarda önem kazanıyor. Önem kazanıyor ama bir taraftan da teknoloji gelişiyor. Örneğin doku kültürü, konjüge aşı bu yıllarda artık kullanılmaya başlıyor. Bu da kızamık aşısına bir taraftan boğmaca aşısına pek çok aşının yeniden kullanıma girmesine yol açıyor. 1948'de örneğin Cumhuriyet boğmaca aşısı, 50'de influenza aşısını üretmeye başlıyor. Aynen bu yıllarda örneğin Ulusal İnfluenza Merkezi, BCG Laboratuvarı, DSÖ'den onay alıyorlar ve kullanılıyor. Bu 1940'ta başlayan aşının gelişme ve farklılaşma evresi 1970-1980'lere kadar sürüyor. 1950 ve 60'larda aşı üretimi nispeten devam ediyor ama 1960 sonrası 224 sayılı yasayla oturmasıyla beraber, kamu sağlık hizmetlerinin öncelenmesiyle beraber aşı üretimi de önceleniyor doğal olarak ve 1960-1970 yılları arasında Türkiye'de üretilen bakteriyoloji aşısı tüm gereksinimi karşılayacak nitelikte. Bu yıllarda tekrar bir yandan da üretim devam ediyor ve teknoloji de izleniyor. Dünyada da şöyle bir değişiklik var bu yıllarda. Artık enstitüler üretmiyor aşıyı. Devletler kendi üretmeye başlıyor aşı. Devletler kendi bünyelerinde üretmeye, kamu kuruluşlarında üretmeye başlıyorlar. Fakat 1970'lere gelindiğinde aşı üretiminde tekrar bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Şöyle 1970'ler artık sağlık hizmetlerinin çok fazla para yutan gereksiz hizmetler olarak görünmeye başladığı yıllar ne yazık ki. Örneğin artık dünya, bir taraftan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ülkeleri bu sağlık hizmetlerine ayırdıkları fonları azaltması konusunda uyarılarda bulunma, önerilerde bulunma başlıyorlar ve dünyada aynı o kokteylin bir karışım kısmı gibi hafifçe görünüm de bir yandan da değişmeye başlıyor. Bu yıllarda kamuya ait olan bu kurumlar, aşı üreten kurumlar tüm dünyada birden özelleşmeye başlıyorlar. Fakat öyle bir özelleştirme ki bu, örneğin 1980 yılı geldiğinde bakıyorsunuz dünyada 70'in üzerinde kuduz aşısı üreticisi var. Çok sayıda üretici var yani. Bu korunuyor. Bir de değişik, günümüzden farklı olarak o yıllarda gelişmekte olan ülkeler gereksinimlerinin %80'ini karşılayabilecek durumdalar.
1980'lerde Türkiye'de son yeni aşı diyeyim, verem aşısı üretilmiş oluyor. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi başkanlık haline geliyor ve demin sözünü ettiğimiz mektep de bu 1983 yılında Hıfzıssıhha okulda kapatılmış oluyor. Daha sonra aşı üretimi devam ediyor. Fakat 1990'lara gelindiğinde dünya aşı üretimi tekrar bir değişiklik geçiriyor. Çünkü bir taraftan bu sefer Dünya Ticaret Örgütü kuruluyor. Bir de TRIPS anlaşması gündeme geliyor. Fikri mülkiyet haklarını korumak. Bu da sonuçta aşı ve ilaca patent getiriyor. Böyle olunca aşı ve ilaca patent getirince özel kurumların tabii ki ilgisi artıyor. Artık aşının tamamen metalaşma sürecine girdiğini de görüyoruz bu 1990'larda. Bizde de bu ara Cumhuriyet'te zaten piyasa ekonomisine geçmiş durumda. Bu yıllarda aşı üretimi sürüyor bir yandan ama yeni teknolojiler takip edilmiyor. Örneğin absorban aşı üretilmiyor, virüs aşısı üretilmiyor. 97'de de örneğin en son BCG aşısı üretiliyor ve o yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde aşı üretimi tamamen duruyor. Arkasından şöyle bir gazete haberleri çıkıyor. İşin iç yüzünü ben doğrusu bilmiyorum ama Hıfzıssıhha'da üretilen verem aşısının bozuk olduğuna dair skandal diye haberler. Ama zamanlama çok anlamlı. Çünkü 97'de aşı üretimi duruyor. 98'de bu haberler çıkıyor. Hıfzıssıhha bozuk aşı üretti. 99'da da üretim tesisleri tamamen kapanmış oluyor. Bu şekilde Türkiye kendi aşısını artık üretemez bir hale geliyor. 99'da üretim tesisleri kapandığında başkanlık bir süre daha sürdürülüyor. Ama aşı üretim enstitüsü bu arada açılmış oluyor. Fakat bunun yanı sıra pek çok dünyaya da eklemlenme oluyor bu yıllarda. Bir taraftan 2002 çünkü sağlıkta dönüşüm artık aşı tamamen bir taraftan unutulmaya yüz tutuyor. Fakat zaman ilerledikçe 2000'li yıllar geçtikçe yeni salgınların çıkması, örneğin kuş gribinin ve domuz gribinin çok etkisi oluyor. Bu demin anlatmış olduğum mesela acil kullanım onayı zaten bu domuz gribi zamanında Amerika'da uygulanmaya başlıyor. Tekrar aşıya bir ilgi doğuyor ve aşıyla üretim konusunda farklı çalışmalar yapılmaya başlanıyor. 2013'te örneğin milli aşı söylemleri var. 2019'da aşı enstitüsü kuruluyor ama aşı enstitüsünün kendi web sayfası şöyle diyor. Aşının ticarileşmesi için özel ve kamuyu teşvik etmek. Böyle bir amacı var. Aynı amacı benzer bir şekilde 1999'da Gavi kurulduğunda Gavi'nin başkan yardımcısı da söylüyor. Gavi sonuçta bir kamu özel ortaklığı ve şöyle söylüyor. Bütün amacımız özel şirketleri aşı üretmeye teşvik edecek şekilde bir pazar oluşturmaktı diye o böyle dile getiriyor. Bu olay tüm dünyada aşının tamamen met olmasını, ülkemizde de bu şekilde sürmesini bir yandan sağlıyor. Ama 2019'da koronanın patlamasıyla beraber daha önce de Kırım Kongo aşısıyla ilgili çalışmalar var ama üretilmiyor. 2021'de Turkovak üretiliyor. Turkovak'ın faz 1, faz 2, faz 3'ü yayınlanıyor ama şu an dağıtımı ve üretimi hakkında ben herhangi bir bilgi doğrusu edinemedim. Şu an 17 tane baktığımda proje vardı aşıyla ilgili. Hepsi korona aşısı değil. Dediğim gibi Kırım Kongo'da var. 49 kurum tarafından şu an yürütülüyor. Bir yandan da 2023'te TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açılıyor. Şu anda da Hıfzıssıhha'nın tekrar açılması gündeme geliyor. Ancak inşaatı devam ediyor deniliyor ve ne zaman açılacak? O konuda doğrusu benim de bir fikrim yok. Sonuçta Türkiye ile dünyanın bu konuda aslında tamamen örtüştüğünü bir taraftan görüyoruz. Benim bu korkum doğrusu bu iyi niyetli
diyeyim tırnak içinde, enstitü, kampüs gibi kurumların girişimlerinin hani çok kıvılcımlar gibi sönüp gideceği. Çünkü önemli olanın aşıya bakışın değişmesi, zihniyetin değişmesi, aşının artık meta olmaktan çıkartılması. Bu zihniyet değişikliği deyince sizlerle bir panelden bir an paylaşmak istiyorum. 2018 yılı bu panel, orada bir konuşmacının son bir şey söyleyeceğim, sorunun dışında. Hani bu aşırı pazarın firmalar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şu anda dünyada 2017 rakamlarına göre aşırı pazarı 44 milyar dolar. Bunun %5'ini aldığınızı düşünün. Aşırı yaklaşık 2 milyar dolar kadar büyük bir pazar sağlar size. Bunun tamamı da kar değil aslında. Yani bunun için bu kadar böyle komplo teorileri, işte şöyle bir kadar milli aşırıda şu gözle değerlendiriyor. Bu milli okumun ya. İşte milli bilgisayarlar çok da farklı yok aslında. Tek şey bu biyolojik materyal adak olsun savaşa giderse karşısız kanalı olabilir. Yoksa onun dışında siz milli otomobil yapın aşırı otomobil bir üretim parayı kazanın. Paranız varsa herkes size aşırı verir zaten. Şimdi kapatıyorum. Evet, tam bir yıl sonra pandemi hakikaten gündeme geliyor. Tam bahsettiğim zihniyet değişimi bu aslında. Bir de burada bir yanlış anlama var, onu da düzeltmek isterim. Milli aşı. Milli aşı değil tanımlanan tabii ki. Türk Tabipleri Birliği başından beri hep söylediğim gibi her basamağın kamu eliyle kamu tarafından oluşturulması. Kamu eliyle kamu tarafından oluşturulmasını savunuyor. Milli aşı tam buna karşılık gelmiyor. Kendi aşımız da şu açıdan önemli. Seroprevalans çalışmaları yapılarak ona göre aşı üretilmek lazım. Her ülkenin serotipleri birbirine uymuyor. Özellikle örneğin pneumokok aşısı şimdi çok gündemde. Ona çok bu açıdan da önemli ama dediğim gibi orada bir milli aşı tanımlaması yanlış olarak kullanılmış. Peki ne olacak? Aşıyı nerede, ne şekilde tartışacağız bundan sonra? Böyle geldi şimdiye dek ama. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Hakikaten emek sömürüsü bir taraftan, ekolojik sömürü bir taraftan, bütün yapılanmamız çok kaygan bir zeminde. Bu ekolojik emperyalizmin sonu da zaten görüyoruz. Yeni hastalıklar bir taraftan, yeni salgınlar ve bunların bu gidişte hiç de sonu gelecek gibi gözükmüyor. Yapılanmayı ayakta tutan birincisi sanayi devriminden bu yana süre gelen geniş yeniden üretim bir yandan patriarkada binlerce yıldır bütün güçleriyle duruyor. Bir yandan da teknolojinin geliştiğini görüyoruz. Çok hızlı gelişiyor. Kendi verileri birbirleri arasında aktarabilen, otonom fiziksel eylemler yapabilen, siber fiziksel üretimde denilen yeni sistemler söz konusu. Bu sistemler aslında aşı teknolojisinde ileride çok daha gelişeceğinin, maliyeti yüksek teknolojiler olacağını da göstermekte. Otoriter popülizm bir yandan konuştuğumuz gibi, diğer yandan da kitlelerin artık gerçekleri değil de kendi işine gelen, çıkarları doğrultusunda, çıkarlarına uygun gördükleri ham verileri kabul etmeleri ve bunların gerçeklik gibi algılayarak bu şekilde davranmaları söz konusu. Bu da aşı karşıtlarının büyük ölçüde artacağına bir işaret olacaktır diye düşünüyorum. Bütün bu yapılanmanın üzerinde gerçekleşen devletler bir taraftan artık o 1940'lardaki vatandaşını koruma düşüncesinden uzak olup aslında artık hissedarını korumaya yönelik kar zarar hesabı, gelir gider dengesi yapan bir pozisyonda. Diğer yandan her alanda polarizasyon yaşanıyor ama bu polarizasyonun en çok yaşandığı alan, bir hekim olarak baktığımda, sağlığı etkileyen etmenler.
sağlığı etkileyen ne kadar etmen varsa kutuplaşıyor. Özellikle ekonomik polarizasyon sağlığı daha da kötüye gitmesine yol açacak ve diğerleri de tabii beraberinde sağlıksız toplumlar oluşturacak. 2015 yılında Obama desteklerini açıklamıştı ve bu konuda çalışma yapılma isteğini de dile getirmişti. Ve o yıl gerçekten kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti alanında çok çalışma patlaması oldu diyebilirim. Çalışmalar devam etmekte. Bu da muhtemelen bundan sonra toplumsal sağlık hizmetinin erozyona uğrayacağını, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetine doğru bir kayış olacağı düşüncesindeyim ve işte biz bütün bu yapılanma içerisinde aşıyı tartışacağız. Ama dileğim olmasını dilediğim, tabii aşının bir an önce meta olmaktan çıkıp halk sağlığı için en önemli ürün olduğunu kabul görmesi ve buna uygun davranışlar geliştirilmesi. Yapabileceğimiz ne? Yapılabilecek belki işte bu yapılanmada görülen her yere temelle bir şekilde müdahale. Kadın hareketi çok önemli. Çevre hareketi çok önemli. Yapılan her müdahalenin aşı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Süre konusunda da bir sıkıntı yaşamamış olduk. Salondan soruları alacağım. Konuşan arkadaşlarımız lütfen kendilerini tanıtarak sorularını iletirlerse memnun olurum. Buyurun. Ertuğrul. Teşekkür ederiz konuşmacılara. Yani çok güzel sunumlardı. Ben Cavit Hoca'ya ve Şafak Hoca'ya birer soru sormak isterim, hani görüşlerini merak ettiğim için. Şimdi bu hıfzı sağ meselesi, Rockefeller ve Ralph Collins vurgusu oldu Cavit Hoca'nın. Bu çokça vurgulanıyor, hani hıfzı sağ enstitüsünü Rockefeller kurdurdu diye. Yani bu bir gerçek, hani bir gerçekliğe denk düşüyor. Ben hani şöyle bir bunu okuduğumda, hani yorumladığımda şöyle bir sonuç çıkarıyorum ama yani o dönemki Sovyet Rusya ile ilişkilerin işte Cumhuriyet dönemindeki yani nereye doğru evrileceği belli olmayan bir süreç var vesaire. Hani Amerika'nın Rockefeller aracılığıyla buraya bir müdahalesi gibi, yani sağlık alanına bir hegemonyasını Amerika'ya doğru çeken bir müdahale gibi algılıyorum. Örneğin siz şey olarak algılıyor musunuz diye sormak isterim. Hani Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün kendisini halal getirecek bir şey midir? Çünkü kuran eğer Rockefeller'se kurulmasa mıydı? Yani kurulması yararlı olmuş mudur, olmamış mıdır? Yani o dönemki Cumhuriyet'in bir şeyine denk düşüyor, siz de söylediniz. Ben hani şey olarak görüyorum, burayı tırnak içinde evcilleştirme operasyonu gibi. Yani bunun doğuşunun aslında bir anlamda lekeleyen bir şey olmuş gibi gözüküyor bence. Ama sizin yorumunuzu da ben merak ederim gerçekten. Şafak Hoca'ya da şöyle bir soru sormak isterim. Bu Covid'le beraber bu TRIPS anlaşması tekrardan çokça tartışıldı, çokça gündeme geldi. Bununla ilgili aslında delinmesi yönünde de bir çaba oldu. Bir üç tane ülkenin bir başvurusu olmuştu şeye. Bu TRIPS'in askıya alınması ile ilgili. Daha önceden AIDS aşısı ile ilgili yine gündeme gelmişti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu tanımadığıyla ilgili ben bu aşıyı, daha doğrusu oradaki ilaçlardı, antiviral ilaçların yapılması ile ilgili. Yani galiba buradaki özellikle yoksul, ya bizim gibi yani çok fazla zengin olmayan ve bizim altımızdaki sosyoekonomik düzeyi olan ülkelerin yani TRIPS anlaşmasını ben yırtması gerektiğini düşünüyorum. Yırtıp atması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir kendi aralarında, yani bu vakıfların özellikle Gavi burada öne çıktı. Biraz o da bence evcilleştirme operasyonu olarak öne çıktı. COVAX'ın yoksul ülkelere bağışladığı milyonlarca aşı oldu. Yani bu da şey olarak yorumluyorum ben açıkçası. Siz aşı üretmeyin, biz size sağlarız. Yani siz bu teknolojiyi elde etmeyin ki siz bize bağımlı olun gibi bir çabaydı bence. Gates Vakfı'nın da bunu zaten çok saklamıyor bu anlamda. Ben hani bu yoksul ülkelerin bir aşıyla ilgili, yani aşı başta olmak üzere diyeyim, ilaçlarla ilgili bir ortak bir konsensus, alternatif bir konsensus sağlayıp kendi arasında bu teknolojiyi dağıtacağı, bir miktar Hindistan gibi daha bu işe yetkili olanların da hani ön plana çıkarsa daha da yoksul ülkelerle bu hem bilginin, bu know-how denen bilgisinin hem de teknolojinin bir ortak elde toplanıp
hani bu TRIPS'in mutlaka aşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu da gerçekten bu konuşmada söylediğiniz gibi basit bir mesele değil. Yani 44 milyar dolarlık mesele değil, çok kritik bir mesele olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Önce Cavit Hocam'a söz vereceğim. Teşekkürler. Ya bu Rockefeller meselesi farklı yönleriyle tartışılıyor. Ya ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Sadece kendi üstümüze alınmayalım. Çünkü Rockefeller'ın 20. yüzyılda yaptığı o kadar çok farklı kurduğu şey var ki. Mesela Zagreb'te de bir halk sağlığı okulu kurmuştur. Bildiğim kadarıyla Uzak Doğu'da da bir tane kuruyor. Çin'de kuruyor. İşin ilginç yanı, 100 yılın başında tıp eğitimi açısından önemli bir rapor vardır. Flexner raporu, modern tıp eğitiminin aslında kökeni olan rapor. O rapordan hemen sonra Rockefeller sağlık alanında çok ciddi fonlar ve bağışlar yapmaya başlıyor. Örneğin bildiğim kadarıyla John Hopkins'teki bazı şeyler bile, hani bugün dünyanın önemli dediğimiz sağlık kuruluşlarının kökeni bile bu vakfın bağışlarıyla oluyor. İşte Londra'da çok ünlü bir okul vardır, hijyen ve tropikal tıpla ilgili. Onu kurulmasında öncülük ediyor. Tabii bunun sebeplerine bakmak lazım. Hani neden böyle bir dünya çapında bir şey yapıyor? Bunun dinamikleri nedir, ne değildir? Hani elbette ki Türkiye'de de bu faaliyetlerinin kurulmasının belli bir hani bağlamsal zemini ya da alt zemini olabilir. Hani bunların farklı ekonomik, politik öngörüleri olabilir. Ama benim okuduğum yorumlar özellikle Cumhuriyet kadrolarının Rockefeller meselesine başlangıçta çok temkinli yaklaştığını, çünkü Osmanlı döneminde bu misyonerlik faaliyetleri nedeniyle yabancıların ilgisi vesairesi nedeniyle çok temkinli yaklaştıklarını, ancak çünkü hani Refik Saydam'ın o dönemde ilişkileri var galiba, Amerika'ya gidiyor, orada gözlemlerde bulunuyor. Yani onların hani modern uygulamalarını nasıl hayata geçirebiliriz, bunları düşünüyor, bunlardan etkilendiğini de anlıyoruz. Ama hani üst yönetim kadrolarını ikna etme konusunda şöyle yorumlar yapılıyor. Rockefeller'ın daha seküler ve daha halk sağlığı açısından hani bilimsel katkılarının bu konuda ikna meselesinde önemli olduğu ifade ediliyor. Öyle ya da böyle hıfzı sağ müessesesi çok önemli. Yani evet, hani Collins ilk dekanı ya da ilk müdürü oluyor enstitünün, ama alttaki bütün kadrolar hani bir iki danışman ve hoca dışında, çünkü dışarıdan bilim insanları da geliyorlar. Ama alttaki kadrolar o etkilenmeden hem yetişiyorlar hem de sonra da çokça insan yetiştiriyorlar. Hani bu açıdan önemli. Yani meseleyi biraz daha analitik değerlendirmek gerektiğini ben düşünüyorum. Ama Rockefeller meselesini sadece kendi üstümüze alınmayalım. Küresel bir aktör ta o zamanlardan itibaren Rockefeller. Hala daha da devam ediyor şeyler. Aşı meselesiyle ilgili tek bir şey söyleyeyim. Hani Şafak bizim aşı uzmanımız çünkü. Bence aşı ilaçlaşmış durumda. Yani eskiden biz aşıyı başka bir kategoride değerlendirirdik. Ama şimdi ilaçtan bir farkı yok gibi görünüyor. Temel mesele de bu bence. Ben önce Rockefeller için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çok basit olacak ama sermaye ile toplumun da çıkarlarının örtüştüğü zamanlar oluyor. Yani onu da öyle o gözle bakmak gerektiğini düşünüyorum doğrusu. Aşı işine gelince gerçekten aşı üretimi, örneğin korona aşısı çok çabuk üretildi ama sıtma aşısı yıllardır yani üretilemiyordu. Geçen evvelki sene sanırım bir tane sıtma aşısı onay aldı. Bir tane de bu yıl alıyor. Anca üretildi. Gerçekten para neredeyse aşıda oraya gidiyor. Onun için dediğiniz çok doğru ama teknolojiyi de satmak tabii ki istemiyorlar. Ama kötü olan şu var. Şimdi aşı çalışmalarında şu maliyetlere bakıldığında diyorlar ki %15 gibi araştırmaya gidiyor, %85 üretime gidiyor. Ama demin de söylediğim gibi her çalışma da aşıya gitmiyor, lisans alamıyor ki. Onun için bütün bu
öncü aşı çalışmaların tümü örneğin üniversiteler aracılığıyla ya da yine kamu aracılığıyla yapılıyor aslında. Yani yük yine kamuya biniliyor. Ne zaman üretime geçiyor, o zaman üretiliyor ve işte meta olarak. Onun için dediğim gibi yani bu meta olursa aşı, bunlar da böyle devam eder. Başka soru? Buradan arkadaşımız var. Doktor Bülent Tandoğan. Ben Hakan Hoca'ya bir şey sormak istiyorum. Yani birkaç sorum var ama. Şimdi hekim aslında bu sağlıkla dönüşümle beraber o hekimin karar verme, yani hem paternalist yaklaşımla birçok şeye, ilacın kullanılmasından uygulanacak tedaviye kadar hekimin bir karar verme pozisyonu vardı. Yani öyle bir görevi vardı ve aslında bütün dünyada da bunu nasıl yıkarız üzerinden politikalar geliştirildi ve sağlıkta dönüşümde bunlardan biri. Peki bu hekimin, yani sağlıkta dönüşümde hekimin bu karar verici mekanizmalardan uzaklaştırılıp tamamen hani sistemin bir çarkı haline dönüştürülmesi acaba finansmanı nasıl etkiledi? Ve biz bunu aslında hekimler olarak bu çıkmazdan nasıl kurtulabiliriz? Yani artık biz karar verici aşamada değiliz. Yani Sağlık Bakanlığı'ndaki hekimler de karar verici aşamada değil. Yani onlar artık hani kendi mesleklerine de bir anlamda yabancılaşmış. Yalnızca bu işi nasıl finanse ederiz? Nasıl işte iktidarı nasıl iktidarda kalmaya devam ederiz bu politikalarla? Bunun üzerinde yoğunlaşmış ve siyasallaşmış bir kitle var aslında hekim olmalarına rağmen. Yani bizim artık karar verme mekanizmalarındaki bu görevimizi ya da bu mekanizmaya tekrar nasıl girmemiz lazım? Ve bunun finansmandaki rolü ne olabilir? Bir de acaba finansmanda yeni ne yapabiliriz? Yani biz sağlıkta dönüşüm gibi bir karşımızda bir program var ve biz bu programa karşı bir şey oluşturamıyoruz. Yani bir karşı program hiçbir zaman oluşturuyor. Yani hep konuşuyoruz ama ne yapabiliriz? İşte halkçı, ücretsiz sağlık ekonomisi ya da sağlık hizmeti verelim. Biz bunu istiyoruz diyoruz. Peki bunu nasıl finanse edeceğiz? Aslında çok güzel tarihinde anlatıldı. Yani bunun finansmanı nasıl yapılabilir? Mesela benim aklıma neden bir sağlık kooperatifleri kurulmuyor geliyor? Yani dünyada bunun birkaç örneği var. İspanya'da var, Güney Amerika'da var. Yani mesela kooperatifleri hiç tartışmıyoruz. Ben hiç tartışıldığını görmedim. Bu konudaki düşünceyi öğrenmek istiyorum. Bu sağlık tarihte de yine köy enstitülerinde ciddi sağlık memurları ve ebeler yetiştiriliyor. Aslında o atlandı orada ve bunlar hakikaten çok iyi eğitim de alıyorlar. Fakat o kalıyor yani köy enstitülerinin kapatılmasıyla beraber. Onu söylemek istiyorum. Bir de hani bu Rockefeller'dan bahsediliyor ama o dönemde bir sağlık yani aşı teknolojisi transferi de var. Yani Pasteur Enstitüsü, yani dünyada iki aşı okulu var o dönemde biliyorsunuz. Pasteur ve Koch. Hatta birbirleriyle hep mücadele içindeler. Pasteur'den geliyorlar herhalde. Fakat bu dönemde acaba aşı enstitüsüyle üniversite arasında nasıl ilişkiler vardı? Yani Hıfzı Sağ, ben Hacettepe mezunuyum, ayrı bir okuldu. Yani arada hocalar gider gelirdi ama yani böyle bir üniversiteyle Hıfzı Sağ arasında bir kopukluk var gibiydi sanki. Şimdi tekrar böyle bir enstitü kurulduğunda akademi burada nerede görev alacak? Yani hangi araştırmalarda nasıl görev alacak? Hangi teknolojiler geliştirilecek? Bununla ilgili mesela hayvan aşılarında çok ileri durumdayız biz aslında. Değil mi? Birçok şeyler var. Yani Güney Doğu Anadolu'da bir aşı fabrikaları falan var. Yani üretim aşamasında en azından. Ama hekimler olarak biz de böyle birazcık uzak durmuşuz gibi. Devlete bıraktık. Üniversitelerde ne kadar çalışma yapılıyor tartışılır. Yani bu konuyla da ilgili hani neler söyleyebiliriz acaba? Katkınızı teşekkür ederim. Teşekkürler. O halde Hakan istersen. Teşekkür ederim. Katkılarınız için. Evet, hekimin yani daha da geniş bir aslında tarihsel süreçte değil mi? Hekimin tarihsel konumunda değişiklik var sizin dediğiniz gibi. Daha evvel daha paternalist, belki dediğiniz gibi daha karar verici konumdaydı. Ama bu sürecin medikal dönüşümün kendi içkin tarihiyle ilgili paralel bir kısmı da var. Artık giderek daha hasta merkezli hale gelmeye başladı değil mi? Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçekleri var. Hastanın tedavi seçenekleri hakkında karar vermede daha etkin olması var vesaire. İşin böyle yani tıbbın gidişatının doğası olarak daha kabul edilebilir bir tarafı da var.
Ama bunun belki kötüye kullanılması tarafı da var. Tam sizin dediğiniz gibi hekimin uygulamalarının sistem nasıl öngördüyse onun haline getirilmesi var. Sağlıkta finansman da tabii bunu belirliyor. Hepimizin değil mi? Yani gündelik pratikte yaşadığımız şeyler, eşdeğer ilaç uygulamaları var mesela. İşte hekim bir ilaç öngörüyor ama o değil de işte SGK eşdeğerini ödediyse o yapılabiliyor gibi ya da başka şeyler. Bunlar olmaya yani bu gidişat ilerledikçe bunlar muhtemelen daha da fazla olmaya devam edecek. Çünkü Sağlık Bakanı da bildiğim kadarıyla bu konuda daha teknik şeyler de yapmak istiyor ama hem tekniği sağlamakla ilgili hem de bunun uygulamasıyla ilgili bir takım sorunlar da var. Hekimlerin klinik karar vermelerinde doğrudan onları yönlendirecek bir takım dokümanlar hazırlayıp, yani siz hasta bakıyorsunuz, size bir diyabet hastası geldi şu koşullarda, siz ne yapacaksınız? Adım adım onu belirleyen, bunu hekime yapmakla yükümlendiren, algoritmalarıyla hekimin bunu yapıp yapmadığını takip eden, bunun ücretlendirmede de dikkate alan bir sistem kurmaya doğru en genel anlamıyla böyle bir gidişatta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hekimin mesleki bağımsızlığını kısıtlayıcı şeyler, yani bu gidişat olduğu sürece maalesef devam edebilecek. Tabii bunlar çok geniş konular ama bu sizin sorunuz üzerinden benim aklıma, yani tam net hatırlamıyorum ama anlamca Marx'ın bir şöyle bir lafı vardı, o geldi. Bu belki yani hekimlerin bu mevcut gidişatını da başka veçheleriyle de açıklayabilir bir şey. Çok öncesinden söylenmiş olmakla beraber. Şuna yakın bir şey diyordu herhalde. Ya daha önceleri kendilerinden korkuyla karışık kaygı duyulan generaller gibi, işte din adamları gibi, hekimler gibi meslek grupları vardı. Artık onlar da sermayelerin sıradan bir memuru olmaya dönüşmek zorunda kaldılar. Yani bunu SDP'den çok çok uzun yıllar önce söylenmiş bir şey. Ama herhalde bugün bizim yaşadığımız hikayenin en arka planında ne yattığına dair de bir açıklayıcılığı var. Ne yapılabilir? Tabii mesele kaynak bulma meselesi bir yönünden. Yani Cumhuriyet tarihine bakınca da bu yöndeki girişimlerin kendilerince belki iyi niyetli diyelim, yeni kaynaklar yaratma yönünde girişimlerde bulunmuşlar. O dönemme içinde, bu dönemme içinde sorulabilir. Yani elbette ki kaynaklar yeterli midir, yetersiz midir tartışılabilir ama bu ülkede ya da dünyanın bir başka ülkesinde sağlık için yeterince maddi kaynak var mıdır? Vardır. Yani mesele biraz da politik olarak bu kaynaklara el koyup bunları işletmekle alakalı. Bu Türkiye'de de bir ölçüde böyle, dünyada da bir ölçüde böyle. İşin öbür tarafı yine yani iktisat politikalarına ilişkin şey değil mi? İktisatçılar, liberal iktisatçılar iktisadı tanımlarken hemen şu amentüyle başlıyorlar. Kaynaklar sınırlıdır, ihtiyaçlar sınırsızdır. İktisat bu ikisi arasındaki dengeyi bulmanın bilim dalıdır deniyor ve bütün literatür bunun üzerine şekilleniyor. Sağlığa yetecek kadar işin şey tarafını bırakalım, yani sağlık hizmet, biz bugün burada sağlık hizmet sunumunu finanse etmenin araçları üzerinden konuştuk. Yani bunu söylerken de kaynaklar bunun için var mıdır diye söylüyoruz. Sağlık hizmet sunucusu kuruluşların sunduğu hizmetleri, bu sonuçta bir hizmet. Bunu finanse edecek yeterli kaynaklar var mıdır? Aslında sorun bunlar çok daha geniş. Kişilerin sağlık hizmetine başvurmadan önce sağlıklı olmalarını mümkün kılacak, onlara yeterince ekmek, et, süt, temiz hava, neyse, bunları sağlayacak derecede bu dünyada yeterince kaynaklar var mı? Var. Ama yanlış ellerde. Mesele o yanlış ellerde hak sahiplerine geçirilip geçirilemeyeceği meselesi bir yönüyle de herhalde. Önce şunu belirtmek istiyorum. Pasteur zamanından bahsettiniz. Çok basit bir teknoloji gerçekten şimdiyle kıyaslandığında ve çok rahat taklit edilebilir bir teknoloji. Onun için yapmak kolaylaşıyor. Ama giderek sofistike bir hal aldıkça bunu uygulaması zorlaşıyor. Bu kolay taklit edilebilir nitelikten çıkıyor. Teknoloji aktarımı değil de daha doğrusu stratejik ortaklıklar söz konusu. Dediğim gibi ürünü daha iyi pazarlayabilmek amaçlı ya da satabilmek amaçlı başka bir ülkenin bir şirketiyle öteki ülkenin şirketi kendi arasında farklı ortaklıklar kuruyorlar. Kimi pazarlamasını farklı yapıyor, kimi dediğim gibi dolumunu yapıyor sadece. Ama o bahsettiğim ilk baştaki aşı üretim evrelerinin
hepsi gerçekleşmiyor. Yani sonuçta o ülke böylece aşı üretmiş olmuyor. Ben de aynen aynı şeyi söyleyecektim. Hani ana akım iktisat kitapları nasıl başlıyor? Kaynaklar yetersiz, istekler sonsuz. Bunun tartışılması gerektiğini asıl düşünüyorum. Bu noktadan hareket etmemeliyiz. İstekler tamam olabilir ama kaynaklar nereyi kullandığımız önemli. Yoksa yetersizliği değil söz konusu olan, tercihimizin ne yönde olduğu. Teşekkür ederim. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Evet, sağlık insan gücünde birçok başka yapı var. Örneğin Gevher Nesibe, hani enstitüleri, orada yetişme, oradan eğitimi, oralara ayrı ayrı başlıklarda tartışmak bence gerekir. Sağlık finansmanı ile ilgili bence Türkiye için bir model tartışacaksak, evet birçok tırnak içinde teknik yapı tartışabiliriz. Ama önce şunu söylememiz lazım, bu ülkenin sağlık harcamaları vergi tabanlı olmalı. Ya bence kritik tartışma noktası bu. Yani bizim sağlık harcamalarımız vergilerden gelmeli. Bizim ödediğimiz primlerden değil. 2021 yılında merkezi bütçe arttı pandemi nedeniyle. Yani geçmiş yıllara baktığınızda Türkiye'de merkezi bütçeden gelen pay azalıyor. Sosyal güvenlik kurumu payı artıyor. Yani bundan 3-5 yıl önce %52'lerdeydi değil mi SGK payı? Evet. Pandemi döneminde hani bu nedenle %27'leri hatta 21'de 31'i gördük ki Covid'den en çok kaybımızı da 2021 yılında verdik biz. Yani bu nedenle bir finansman tartışması yapacaksak vergi tabanlı bir sağlık finansmanı istiyoruzu tartışmalıyız. Ama bu elbette ki tek başına finansmanı tartışmakla olmaz. Yani şu anda evet nereye harcıyoruz? Sağlık harcamalarımızın %49'unu hastanelere harcıyoruz. %10'unu ayaktan bakım hizmetlerine harcıyoruz. %20-25'ini ilaç ve tıbbi malzemeye harcıyoruz. Halk sağlığı programlarının yönetimine ve halk sağlığı programlarına harcadığımız miktar %5 ila 9 arasında değişiyor yıllara göre. Yani dolayısıyla hani ne kadar kaynak ayırdığınız kadar burayı nereye harcadığınız ve finansman kaynağının şeyi önemli. Son olarak da bu otonomi kaybı meselesi hekimler açısından çok çok kritik. Yönetsel otonomi kaybı var hekimlerin. Ekonomik otonomi kaybı var. Artık klinik otonomi kaybı var. En tehlikelisi de klinik otonomi kaybı olarak değerlendirilir. Bence buna bir şey ekleyelim dün itibariyle. Artık meslek örgütü otonomileri de Türkiye'de yok. Bunun ben büyük tehlike olduğunu ve doğrudan hekimliğe müdahale olduğunu düşünüyorum. Çünkü meslek örgütü özerkliğine müdahale demek, hekimlik pratiğine müdahale demektir. O yüzden bir meslek örgütü otonomisi elbette ki kamu yararıyla çizilmiş olmadığı sürece öbür otonomilerden bunun daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Buyurun, buyurun. Gültekin ben, tıp doktoruyum. Şafak Hocam size ben bir soru soracağım. Cumhuriyet dönemine ait değil de daha öncesine giderek aşıyla ilgili. Ben farklı aşıların da üretildiğini biliyorum o dönemde. İşte çiçek aşısı gibi, sır vebası, kolera, dizanteri gibi. Onlar nerede üretiliyordu ve bu faz çalışması gibi filan şeyler nasıl yapılıyordu? Bir bilginiz var mı? Alabilir miyim? Bir de Türkiye hiç aşı sattı mı yurt dışına? Hep söylenir ya içine hani kolera salgınında aşı yollandığını 1930'lar 1940'lar arasında enstitü üretimi yapıyor Türkiye'de de o yıllarda. Fısa'da yapılıyor. Fazla çalışmaları bu şekilde uygulanması daha sonra bildiğim kadarıyla arkadaşlarım ne der bilmiyorum. Fazlar ne zaman başladı? Hangi yıllarda aşağı yukarı? Yani o yıllarda yok. Aşı teknolojisi 60'lardan sonra başladı. Faz 1'ler kaçta başladı? Tam bilemiyorum ama yani 60'lardan öncesi değil kesin ama 70'ler falan bile olabilir fazların başladı. Etik kurullar çünkü o yıllarda kurulmaya başladı. 1970'li yıllarda da oradan tahminen onu söyleyebilirim. Hıfzıssanan önce nerede üretiliyordu? O söyledi. İşte o telkihane, aşıhane demek telkihane. Ama o zamanlar çok basit. Hatta bu tifüs aşısı anladım, üretirken... Anladım onu vurgulamak için biraz. Peki hiç aşı sattık mı biz? Yani
Başka aşı sattığımızı bilmiyorum ama verdiğimizi biliyorum. Şimdi sattık diye hani hayır, korona zamanında satmak değil de bağış diye olduğunu bağış, biliyorum. Bağış neyse işte ya bağış diyelim. Yani satmak başka bir şey tabii anladım ki. Yani evet o yanlış oldu ama o zaman hani işte biz Çin'e aşı gönderdik falan tabii. Olayı gerçek mi doğru evet, mu? Evet evet öyle. Evet. Ama dediğim gibi o zamanki teknolojiyle üretilen aşılar bunlar. Teşekkür ederim. Ben burada bir anekdot anlatabilir miyim? Tabii. Kısa bir anekdot anlatacağım izninizle. Bir anekdot anlatmak istiyorum izninizle. Vakitte varmış. Oturum başkanı yanımda olunca ayarlamak kolay oldu. Biliyorsunuz geçen yıl dünya büyük bir maymun çiçeği salgını yaşadı Avrupa'da. Aslında maymun çiçeği Afrika'da sürekli görülen bir hastalık ve Afrika'da binlerce insanı öldürüyor. Ama dünyada bir şey Batılıları, Avrupalıları, Amerikalıları ve beyazları etkilediğinde dünyanın gündemine geliyor. Maymun çiçeği için kullanılan aşı suçu Ankara suçu olarak geçiyor. Çünkü 1940'lı yıllarda Hıfzı Sağ Enstitüsü'nde elde edilmiş bir suçtan üretiliyor. Yani işte Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün elde ettiği bir suçu işte Almanya'ya götürmüşler bir örneğini. O suçu yıllar içerisinde saklayıp şimdi maymun çiçeğinde kullanılan geçen yılki salgında kullanılan aşı Ankara suşundan yapılıyor. Adı Ankara suşu. Ankara'dan giden, bu enstitüden giden bir suçla yapılan bir aşı o. Başka soru katkı var mı? Tamam, kısa olabilir. Bir 5 dakikamız var. Şimdi hekimler arasında da artık çokça karşılaştığımız bir aşı karşıtlığı var. Yani bu böyle bir artık böyle farklı bir dini inanış gibi de bir şey oldu herhalde. Yani böyle ben inanmıyorum, ben bunun yararlı olduğuna inanmıyorum diyen ve çok sayıda hekimin de olduğunu görüyorum. Hatta önderlik bile ediyorlar. Biz bu aşı karşıtlığıyla nasıl mücadele edeceğiz? Şöyle bir şey var. Gerçekten post-truth'ta hekimler, post-truth devrini sanırım hekimler de yaşıyor. Aşı karşıtlığında herkes, yani aşı karşıtlığı da homojen bir aslında kavram değil. Çok farklı. Örneğin bütün aşı karşıtlarının onda bir kadarının aslında gerçekten hiç tamamen aşıya karşı olduğunu biliyoruz. Ve bu kesime hiçbir şekilde müdahale etmek mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri böyle. Ama diğer hani aşı tedirginliği, aşı çekincesi olanlarda değiştirmek mümkün. Ama hekimlerde de bu var. Dediğiniz doğru. O da gerçekten çalışmaları takip etmemekten, ham verileri sorgulamamaktan ileri gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu aşının meta olmasının da bunda büyük bir etken olduğunu, bir işe para girdim insanların güveni de azalıyor diye düşünüyorum. Büyük bir etkisinin de bu olduğu görüşündeyim, bilemiyorum. Arkadaşlar, değerli konuklar, katılımınız için, katkılarınız için çok teşekkürler. Konuşmacı arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Üçü de şehir dışından geldiler, kırmadılar. Programı yaparken, sempozyumu hazırlarken tarihimizden birlikte öğrenmek, geleceğe birlikte bakabilmek için demiştik. Gerçekten tarihimizi çok çok güzel aktardı her üç arkadaşım da. Bir sonraki oturumumuzda gene sağlık hizmetlerini, Cumhuriyet döneminde sağlık hizmetlerini tartışmaya devam edeceğiz. Şimdi aramıza geçiyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, çok teşekkür ederiz.